Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la Yemekteyiz de haftanın merakla beklenen ikinci günü başlıyor. Bugün aslen Karslı yarışmacımız Birsel'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Aman da aman. Çok güzel bir çift görüyorum karşımda. Eşim, kendisi tanıtayım. Rüzgar. Rüzgar, hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz Bey. Yalnız Rüzgar'ın dövmeler falan yıkılıyor. Biraz çılgın bir eşim var Gürbüz. Yalnız sen neden eşinden uzak duruyorsun bakayım? Daha iyi çirkin endamını görün diye. Rüzgar'cığım, şu dövmelerine bakabilir miyim? Oo, bayağı dövmen varmış. Onlar ne dövmesi? Şu anda gül var, şoker var, Karayip korsanları var, hançerimiz var. Vatosumuz var, işte köpek de kedimiz var. Birsel'cim, kaç yıllık evlisiniz? Tam 11 yıl. Maşallah. Eylül'de dolmuş oluyor. Eşimi de bu arada ben şarkıyla kandırdım. Evet. Nasıl kandırdın? Aklımda fikrimde hep sen varsın. Hülyalı rüyalı gözlerim var diyerek kandırdım. Nerede tanıştınız? Bir arkadaş aracılığıyla tanıştık biz. Aslında ben çok düşünmüyordum ama bu şarkıyı söyleyene kadar şarkıyı da beni mest etti. Ertesi gün gelinliğimi aldım, tın 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 gittim ve evlendik. Ne kadar sürede evlendiniz? Bir yıl kadar sürdü. Bir yıl. Ya bana göre uzun bile sürdü öyle. Çocuğunuz var mı? Tabii, bir kızımız var. Allah bağışlasın, 4 yaşında bir kızımız var. Maşallah. Birsel'cim, seni daha yakından tanıyalım. Nerelisin, neler yapıyorsun, anlat lütfen. Aslında ben aslen Karslıyım, Düzce Akçıkurcu'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'a evliyim, öyle söyleyeyim. 4 yıl öncesine kadar ben de eşimle birlikte aynı işi yapıyordum. Ne işi? Giyim işi, bayan giyim, hazır tekstil. Kendi yeriniz mi var? Evet yani. Mağazamız. 3 tane vardı, artık ben işi bırakınca devir etmek zorunda kaldık. Son bir tane değil. Hadi ya. Yeriniz nerede? Beşiktaş, Sinanpaşa'da. Oo, yeriniz güzel. Bekleriz. Bütün ekibi bekleriz. Bir gün geliriz inşallah. Birsel'cim, nasıl oldu da yarışmaya katılmaya karar verdin? Yemeklerim çok güzel. Çok güzel oldu. Zaten boğa burcuyum. Yemek yemeyi çok seviyorum. Yapmayı da çok seviyorum ve lezzetli olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda herkes aynı şeyi söylüyor. İddialıyım. Lezzetimin üstüne lezzet tanımıyorum. Onu en iyi sen bilirsin Rüzgar'cığım. Öyle mi gerçekten? Ben birinciyi biliyorum ama ikinciyi merak ediyorum. Rüzgar'cığım, eşinin nasıl bir karakteri var? Dün masada çok sessizdi. Hep böyle sessiz, sakin mi? Eşim sert bir karakterdir. Ben aslında daha farklı bir karakterim. Ben daha çok gülmeyi, oynamayı, eğlenmeyi severim. Kimseyi takmam. Ondan sonra eşimin de böyle olmasını istiyorum ama dünkü bence dalgalanmayı bugün atlatacaktır. Birsel'cim, dün rakiplerini nasıl buldun? Çok pasif, zayıflar bana göre. Çok pasifler. Benim kalemimde insanlar değil, kalifiyeli değiller zaten. Yazgül Hanım mutfakta çalıştığını söyledi ama hiç yani zannetmiyorum o kadar iddialı birine benzemiyor. Diğerlerini zaten hiç tartışmıyorum. O kadar şanslı hissediyorum ki kendimi, öyle bir haftaya düştüm ki rakip hiçbir şekilde hissetmiyorum ve onları rakip görmüyorum. Yarım kilo biber alayına giderdim. 150.000 iyi para değil mi? Yani 150.000 çok güzel bir para, büyük bir para ve bunun hakkını vermeye geldim. Hem yarışmacıların hem yemeklerin hakkını vermeye geldim. Yürü be Birsel, yürü be. Vallahi menünü çok merak ediyorum. Hadi bana menünü say lütfen. Gürbüzcüğüm, başlangıç menüm çorbamız var. Domatesli kapya biber çorbası. Zaten yaz ayındayız. Domates oldukça ideal bir sebze. Ara sıcağım olarak açma pide yapacağım. Ellerimle, bu güzel ellerimle herkese pideler açacağım. Ispanaklı, peynirli. Lezzetine asla toz kondurmayacağım kadar güzel. Açık mı, kapalı mı? Kapalı yapacağım. Zamanım, vaktim olursa belki açık da yaparım. Ana yemeğin ne? Ana yemeğim Lütenitza soslu antrikot. Pardon, ne sosu? Lütenitza. Lütenitza mı? Evet. Lütenitza olmasın o? Evet, Balkanlardan buraya bir Rüzgar'la birlikte sosla geliyorum. Lütenitza soslu antrikot. Evet. Yanında ne var? Yanında da hardal soslu patates. Peki ya salata? Salatam çilekli roka salatası, cevizli aynı zamanda. Lezzetine doyum olmayacak bugün yaptığım yemeklerin. Ve son olarak tatlı? El açma baklava, yani midye baklava yapıyorum ve harika tadı var. O zaman sana kocaman bir alkış. Diyorum ve bugüne çok hızlı dinamik başlıyoruz. Artık eşinle vedalaş çünkü markete gitmemiz lazım. Tamam. Tamam, hemen. Hadi başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Şans dile. Aynen. Ya Rüzgar'cığım, kankana sarılır gibisin. Ha, böyle yapacaksın. Böyle. Asker arkadaşıyız biz, biliyor musun? Ya şöyle sevgiyle bir sarıl bakayım eşine. Nasıl? O ne ya? Nasıl yapayım? Ha şöyle. Ya bende hiç böyle incelikler yok ya. Yapacak bir şey yok. Aa! Nasıl yani? Nasıl? Görmüyor musunuz? Maşallahı var. Ya markete geç kalıyoruz, markete. Artık gidelim mi? Hadi gidiyoruz. Hadi. Eşimle tekrar vedalaş istersen. Görüşürüz. Kızımıza iyi bak. Koş Birsel, koş. Menüye baktığım zaman bence Birsel Hanım bugün eğer ürünlerini yetiştirir ve güzel yaparsa Ezgi Hanım'dan yüksek puanlar alabilir. 2,5 saat içerisinde bence benim gördüğüm kadarıyla Birsel Hanım bu menüyü yetiştirir. Ama yetiştirmese de benden çok eleştiri alır. Bence bu günkü Birsel Hanım'ın menüsü tadı da güzel olursa 6-7 puan alacak bir menü diye düşünüyorum. Tabii ki tadı da güzel olması kaydıyla. Bu menü benim gözümde zaten 1 saatlik bir menü. Ve inanın bana dünkü verilen puanlardan sonra eğer ben onların gözünde hak ettiysem bu menü 4 puanlık bir menü bence. Üstünü değiştiremezse o zaman vay haline, korksun benden. Ve marketteyiz. Yetişmem lazım, yetişmem lazım. Yahu bu ne hız? Bugün benim günüm. Hemen buradan alacaklarımızı alalım. Birsel'cim önce ne alacaksın? Domates alacağım. Olmazsa olmaz değil mi? Evet, kapya biber alacağım ama kapya biber çok fazla olmasın. Şimdi sen bugün çilekli cevizli roka salatası yapacaksın. Dün ne vardı? Dün de roka salatası vardı ama çok boş bir salataydı. Yo, tulum peynirliydi. Domates aldım, bir saniye. Listene bak bakalım. Şimdi ne alacaksın? Kapya biber, patlıcan. Patlıcanı nerede kullanacaksın? Közde kullanacağım, sosumdan. Sos mu? Hangi sos? Lütenitza sosu. Lütenitza sosunda mı? Gürbüz'cüğüm. Evet, Balkanların vazgeçilmez sosu. Sarımsak. Sarımsaklar şurada. Kapya biber aldın mı? Aldım, evet. Şimdi sen bugün domatesli kapya biber çorbası yapacaksın. Yalnız niye küçük domateslerden aldın? Kili aldım, daha lezzetli ve güzel olduğu için. Kendine güveniyor musun? Çok fazla. Zaten benim rakibim yok masadan. Soğanları da aldık. Peki dün Ezgi'nin menüsü nasıldı sence? Bence çok fiyasko bir yemek seçti. Hatta yemek de değil, atıştırmalık ve aynı zamanda sadece salata. Yeşillikleri de aldık. Ya senin salatan çilekli değil miydi? Evet, rokalı çilek. Çilek almadın. Evet. Koş hadi koş. Vallahi söylemesem çoktan unutmuştun. Limon aldın mı? Limon aldım ama yeşil limon aldım. Diğer limonu görmemiştim. Ya sen hiçbir şey görmüyorsun ki zaten. Ay çok heyecanlandım. 2,5 saatte bence bu menüyü yetiştiremeyebilir. Çünkü 2 tane el açması ürünü var ve farklı hamurları yapmak zorunda. Birisi tatlı hamuru, birisi tuzlu bir pide hamuru. O yüzden farklı hamurlar yapacağı için yetiştiremeyebilir. Fakat başka da uğraşı yok. Yani salata, hardal, patates salatası, roka salatası. Zaten antrikotu atıyorsun, 1,5-2 dakika mühürlüyorsun, geliyor. Başka bir uğraştırıcı bir şey yok ama bence menüsü uyumsuz. Eyvah! Son 10 dakika! Aa, çok geç kaldık. Etlerim. Hakan Usta yardımcı olur sana. Hakan Bey, 6 dilim antrikot 150'şer gram olsun en az, 120 tamam olsun. Ya Birsel'cim bir sakin. Vallahi ne istedin hiçbir şey anlamadım. Çok hızlıyım. Günaydın Hakan Bey. Günaydın, hoş geldin. Ama siz hazırlarken ben diğer eksiklerimi alayım. Ya eksiği boş ver şimdi. Etin nasıl olacağını tam anlatamadın ki. Ah, çok özür dilerim. Yok, estağfurullah. Hakan Bey, antrikot istiyorum, 6 dilim. En az 120 gramlık olacak, en az. Kalınlığı nasıl olsun? Parmağın bir tık kalın olabilir. En az 120 gram, öyle mi? Evet. Boyutu çok küçük olmasın değil mi? Hayır, asla. Misafirlerim doysun, lezzetin tadına varsın. O zaman Hakan Usta eti hazırlarken biz devam edelim. Antrikot da hayvanın sırt bölümünden olan bir yağlı ettir. Bunu da acaba bize nasıl pişirecek? Tavada mı çevirecek? Fırına mı atacak? Yani nasıl yapacağını açıkçası merak ediyorum ben. Eyvah! Süre bitiyor, çabuk. Kolay gelsin. 30 saniyede bunları kasaya koyman lazım. Hadi hızlı. Son 10, 9. Yardımcı olmuyorsun, böyle olmaz ki. Yahu yasak. Ve son 5, 4. Hadi çabuk. 2, 1. Süre bitti. Üzgünüm ama kapya biberler arabada kaldı. Lütfen Gürbüz. Son 2 saniye ver bana lütfen. Lütfen yoksa yapamam. Tamam. Öyle olsun bakalım. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu borç? 2922. Bütçemiz artık 5000 TL. Rahatız. Burada 3000 var. Üstünü sonra alırız. Ben alırım, merak etme. Tamam Gürbüz, alırsın üstünü sonra. Ben de para üstünü alıp geliyorum. Daha soframız kalsın ya. Bir şey olmaz Gürbüz, ne olacak?